Çarptı bana. Diskalifiye hocam. Anneannem domates soyuyor gibisin. Şimdi ben kendi yemeğimi bırakıp yan yemeğe mi geçiyorum? Aa. Hangi yağ yaktım? Ben bunu mu yaktım? Ne yanmaması için ne yapmam lazım bunu? Oyunu anlamadılar. Ama biz ha anlamıyoruz değil mi? Biz salağız. Yumurtayı nerede karıştıracağım, çırpacağım? Bunda mı? Nasıl açılıyor bu kapak? Korkunun karşısında zorlanacağımı düşünüyorum. Nasıl yapılacağını biliyorum. Öldürecek bu menemen. Durum vahim yani. Bayağı menemen falan. Soğan var, domates var, biber var, yumurta var. Herkes şok olacak. O kadar karıştırıyorsun, menemen oluyor. En lezzetli menemen sonunda kazanacak. Ne diyeyim lan ben dünyanın en iddiasız yarışmacısıyım şu anda. Türkiye'nin en çok kazandıran yemek yarışması programı, aynı zamanda en iyi şeflerin yarıştığı yemek yarışması programı Menemen Kapışması'na hoş geldiniz. Evet, ben lafı fazla uzatmadan yarışmacı konuklarımızı alıyorum. Türkiye'de gerçekten bulabileceğiniz en iyi 3 şef bu programda yarışacak. Çok da tatlı bir jürimiz de var. İlk yarışmacımız geliyor. MasterChef 3.'sü Emir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık böyle. Ne haber abi? İyi abi, senden ne haber? İyidir ben de. Sıradaki yarışmacımız MasterChef 1.'si Serhat. Ne haber abi, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Tamam, beni de siz çağırın. MasterChef 2.'si diye çağırırsanız sevinirim. Barbaros kızacak abi. İkinci dersek şimdi. Tamam, Barbaros'u yollayıp geldim. Ben çağıramam abi. Sen çağır. Ve şimdi birisi geliyor. Çok iyi bir yarışmacı. Röportajımda da söyledim. Eller tir tir. Gönüllerin şampiyonu 23 Nisan MasterChef yarışması şampiyonu Orkun. Ben böyle mutfağa giriş yapıyorum. MasterChef'te böyle şeyler görmemiş olabilirsiniz ama. Size özel tabii bu. Çok tatlı da bir jürimiz var. Yani öyle bir jüri ki Vedat Milor onu yolda görünce koşarak kaçıyor. Yolunu değiştiriyor. Asla yolları karşılaşsın istemiyor. Çünkü elinin tadı çok güzel. Gerçekten Türkiye'nin en sevdiği isimlerden bir tanesi Refika geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz gürültü yapıyoruz. Yemek yapmıyoruz, gürültü yapıyoruz. Biz niye böyle olduk ya? Yemekte yapacaksın, yemekte. Refika, şimdi biz üçümüz menemen yapacağız. 20 dakika süremiz var. Herkes istediği gibi kendi menemenini yapacak. Sonra sen değerlendireceksin. Kazanan kazanacak, kaybeden kaybedecek. En iyi menemen kazanacak. Ödül yok mu? Ödül var mı? Ne yapacağız? O kazandın, hadi görüşürüz mü diyeceğiz? Evet. Tamam, öyle diyecekmişiz. Ödül yok. Çünkü burada var mı lan ödülümüz? Yok. Dürüm ısmarlarız kazanana. Olur, ben dürüm yerim. Kazanana sürpriz ödüllerimiz var. Hazır mısınız? Biz hazırız. Vallahi ben... Hazırım. En iddialı benim biliyorsunuz aranızda. Hani daha önce MasterChef'te birkaç kere karşılaştık sizinle. Burası yalnız MasterChef değil, burası BusterChef. Dolayısıyla yeni yeni kurallarımız olabilir Orkun. Bizim Serhat'la planlarımız var bu arada. Senin üzerine dikkat etmen gerekiyor bu. Ulan yerine. Ne yapacaksınız bana? Zaten bir menemen yapacağım, iki domates keseceğim. Ne yapabilirsiniz bana ya? Boşuna aramızı almadık. Aynen, boşuna ortamıza geçirmedik seni. Ben elimden geleni yapacağım Orkun. Ama yine de en iyi menemen kazanacak. Tamam arkadaşlar. Refika, ben seni zaten hani vicdanın böyle öyle bir oylama olsun ki, öyle bir puan ver ki böyle gece kafanı yastığa koyduğunda çok rahat uyuyor. Emin olabilirsin. Böyle içinde ah keşke Orkun mu kazansaydı gibi bir şey olmaması lazım gece kafanı yastığa koyduğunda Refika. Öbür türlü galiba zaten merdane yiyip uyuyacağım o yüzden. Aa, estağfurullah, merdane değil, bakır tava mısın? Hadi geçiyorum ben. Hazır mıyız? Uzun zamandır bir yemek yarışmasına katılmamıştım. İyi olacak benim için de. Artık başlayabiliriz herhalde. Evet. Başlıyor muyuz? Ne yapayım? Alayım mı? Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1. Başlayın. Başladık. 20 dakikamız var değil mi? Aynen, 20 dakikanız var, başladı. Ben bir çay alabilir miyim? Ulan 20 dakika isteyen sensin, bir de çay mı diyorsun işte? Ben dedim 5 dakikada yapalım. 5 dakikayı çay için istedim zaten, artı 5. Ben böyle bir rahatlık görmedim. Rahat çalışıyoruz. Tamam, daha. sakin. Bir dakika, benim kafamı karıştırmayın. Siz çok tecrübelisiniz. Tavaya niye koydular mesela? İkisi de aynı anda tavayı oraya koydu. Ben de bir bildikleri var herhalde, ben de koyayım. Niye ya? Tavayı niye önceden bu kadar... Zılsın diye koydular. Onlarınki daha az... Seninki daha hızlısın, onunki çarptı daha az... Çarptı bana. Alo. İlkinde hadi insanlık namına şey yapalım. Ama omuz attı. Mutfakta böyle. Tezgahına yapışman lazım. Bıçak lazım, kötü kullanıyor olabilirim ama kullanabiliyorum. Arkandayım.
Arkandayım dedim, öne yaslanman lazım abi. Bir dakika, benim kafamı karıştırmayın abi. Bir dakika, ne yapıyoruz? Menemen yapıyoruz. Bakmam lazım. Önce domatese ihtiyacım abi. Benim kafamı karıştırmayın. Keskin yok, aynen. Bıçağı keskin var. Siz soğanlı mı yapıyorsunuz? Soğanlı yapıyor. Sen de mi soğanlı yapıyorsun? Aynen, yok abi. Aynen. Şimdi ben Refika ile dün konuştuğumda Refika menemeni soğansız sevdiğini söyledi. Serhat'la Emir'e ben bir saattir çekim öncesinde işte Refika çok soğanlı seviyormuş, çok acılı seviyormuş, soyalı seviyormuş. Sallıyorum. Sanırım jüri acı seviyormuş ve bol soğanlı seviyormuş. O yüzden bunu da kullanacağım. Ben zaten çok fazla soğan kullanırım. Onun çöplerini nereye atmayı planlıyorsun? Aynen, çöpü herhalde tahtanın üzerine bırakmayacaksın. İstediğim yere bırakırım, ne olacak ki? Sana yardım buraya koyayım. Ha, siz normal yarışmada tabii o da önemli değil mi? Bir zahmet yani. Burada bizim için önemli olan ama tat. Yani nasıl yaptığın önemli mi Refikacığım sence? Önemli mi yani, ona dikkat etmeli miyim? En iyi menemen kazanacak diyorum ben, başka bence bir şey de. Tekniğimiz değerlendirilmeyecek mi şef? Haksızlık olur şimdi oğlana çok. Ben kendi evimde normal hanımıma menemen hazırlıyormuşum gibi yavaş yavaş tatlı tatlı. Ulan 20 dakika dediniz zaten, 20 daha dakikada. Çok anneannem domates soyuyor gibisin ya. Refika beni demoralize etme ya. Yok tamamdır. Ya anneanne dedi bana ya. Dede deseydin bari. Yok, anneanneler alınmasın, gerçekten haklı. Dede deseydim gerçekten daha iyiydi. Ben öyle kesemiyorum ya. O kesiş bende yok. Ben hala yavaş yavaş gram gram. Ha, güzel tereyağı koktu. Şimdi bakır tava kullanmanın önemli noktalarından bir tanesi ne biliyor musun? Nedir? Isıyı direkt iletir ve çabuk yanar. Bak, seninki yandı, benimki hala ısınmadı bile. O yüzden bence al onu oradan. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ben işte burada centilmenlik test ediyorum. Yani benim çok bariz olan hatalarıma telkinde bulunacaklar mı diye. Domatesleri bayağı hızlı kestim bu arada, doğru. Değil mi? Güzel soydu. Gayet. Eline yakışıyor Orkun. Teşekkür ederim. Ama onlar gibi şekil şukul yapamıyorum tabii. İstersen yani. Kesme tahtanı biraz boşalt, rahat çalışırız. Şunları yan tarafa, evet, alırsan. Haklısın. Ama domates o kadar şakır şukur kesilen bir şey değil zaten, değil mi? Yumuşak olduğundan mütevellit. Bir bıçağın keskinliğini aslında domates kesmesinden anlamak en kolayı. Ezmeden kesebiliyor mu? Ezmeden kesebiliyor. Vallahi bıçak da Refika'nın bıçağı. O yüzden benim mızmızlanacağım çok fazla şey var. Yok efendim bıçak denim değil, yok efendim tava bilmem ne. Alabilir miyim canım? Alabilirsin tabii ki, dükkan sev. Domatesin biraz fazla mı? Nasıl soydun ama soymuyor. Nasıl soymuyor ya? Biraz işkence etmişsin herhalde. Bak, böyle soyması lazım. Öbür türlü bak, böyle pütür bırakıyor. Çeke çeke götürüyorsun. Ama çok güzel. Yani özellikle yaptın onu ki tabii. Hızlı pişsin. Ezilsin. Türlü olunca daha bir lezzeti geçiyor tabii. Tamam. Benim hatam. Peki ben şimdi bir dakika, domatesimi yaptım, ne yapacağım? Biberimiz var. Biber. Arkadaşlar, 5 dakikanız bitti ve bu 5 dakikanın sonunda şöyle bir şey yapıyoruz. Herkes bir soluna gidiyor. Yer mi değiştiriyoruz? Benim hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Aman tanrım, neler oluyor? Ne yapıyoruz? Güzel şaşırdın. Hadi değişelim. Şimdi ben kendi yemeğimi bırakıp yan yemeğe mi geçiyorum? Vay. Aynen öyle. Oh, aman tanrım. Yalnız 5 ya abi, olmaz ki. Hadi 1, 2, 3, 4, 5. Ben bari biberimi kurtarayım. Son 5 saniye. Biberimi kurtarayım ha. Biberimi lütfen soyarsın Orkun. Biberi soymak. Biber mi, ben soyma buna ya. Biberi kesmek mi, biberi soymak mı? Soyman lazım. Elle mi soyayım? Evet, elinle soyman ama birazcık sıcak şu an. Bir de lütfen soğanımı yakma. Yağ azaldı, ben biraz yağ ekleyeyim ama çok mu yağlı olacak? Şimdi Orkun Bey, ne yapmak istiyorsun burada? Bana söyle, ben devam edeyim. Tamam abi, önce birazcık sıvı yağ dökelim, evet. Üstüne tereyağımızı koyalım. Bir güzelce tavuğunun tadını aldıktan sonra biberimiz, domatesimiz geçebiliriz. Tamam, soğan koymuyorsun anladığım kadarıyla. Yok, soğan koymuyorum ben. Çekirdekli mi atıyoruz biberleri, çekirdeksiz mi abi? Galiba biri yağı yaktı. Hangi yağı yaktım? Ben bunu mu yaktım? Yok, sen değil. Sen buna ne istiyorsun? Ona biber. Biber istiyorum. Küçük biber. Sen bunu bilerek ısıtmadın değil mi bu kadar? Hayır, yoksa yağını yakmak mı istedin? Hayır, yok, hiç öyle bir niyetim yoktu benim. Yatınca yandı abi. Ya bakır tavaya. Refika, ben normal tavayla yapacaktım. Sen bana videonun başında dedik bakır tavayla. Oğlum sen de değil. O da lobicilik yaptı. O da şike yaptı. Yani şimdi sen bakır tavayı bilerek mi kullandın, bilmeyerek mi? Tam anlamadım. Ben bilmeyerek kullandım. Ben ne bileyim bakır tavayla normal tavanın farkını kim ya? Kim söyledi sana onu kullan diye? Refika, daha da lezzetli olur. Jürimiz söyledi. Ya anında. Jüri koltuğundayken söylemedi. Arkadaş koltuğundayken söyledi arkadaş bana koltuğundayken. Onu. Arkadaşlıklarını yeniden gözden geçirmek ister misin peki? Bakalım. Biber yetiyor mu? Sonuca göre tamamen. Biber yeterli bence. Tamam. Bir yarım biber daha atar mısın? Arkadaşlar, anlatamadık galiba. Herkes sonunda bittiği masa neyse, şu an Orkun sen, senin menemenin artık biberli olan. Aa. Tabii. Nasıl, ben bundan puan alacağım? Eğer orada ben bitti dediğimde orada olursan, ben onu senin menemenin olarak tamam, alacağım. Tamam, bir dakika o zaman, bir dakika, her şey değişti şu anda. O zaman ben buna biber koymak istemiyordum ki.
11,5 dakika. 1,5 dakikamız daha var. Yetmeyecek. Biberleri ne yaptın? Biberleri kızartacaktık ya arkada. Hiç iyi değilim. Kafam çok karıştı benim Refika. Allah'tan daha komplike bir şey yapmıyoruz. Menemen de bile niye bir insanın kafası bu kadar karışır? Onlar. Bir dakika şimdi. Soğan, biber yaptık. Domates yok burada. Belki domatessiz menemen yapacak adam. Ulan ben her geçtiğim istasyonda domates mi doğrayacağım? Aa bak burası çok güzel koktu ama burası yanıyor. Tereyağı güzel koktu. Burası tereyağı hiç kullanmadı. Şu an ayçiçek kokuyor. Bunu ben nasıl yakmayabilirim? Ne yapmam lazım? Ne yanmaması için ne yapmam lazım bunu? Koy yanmaz, o bir şey olmaz. Ha. Yanıyor. Tamam çıkarırsan aynen oraya koy, tamam. Ya Refika ne biçim tavsiye veriyorsun ya? Arkadaşlar şimdi bu sefer tekrar solumuza geçiyoruz. Domatesi başkası soyacak. Güzel ne bu haber. Abim domateslerden çektiğim. Bir şey diyeceğim. Bence hiçbirimiz total bir menemene ulaşamayacağız bu kadar değişirsek. Biraz tereyağı koyabilirsiniz bence. Çünkü ayçiçek yağıyla... Evet çok ayçiçek yağı koydunuz arkadaşlar. Bu da çok tereyağı oldu ama neyse. Biberleri aldın mı sen şeyden, arkadan? Almadım çünkü bunun içinde biber vardı zaten. İyi yapmışsın. Birazcık da onu eklemen gerekiyor sanırım ya. Herkes önündekini yapıyor arkadaşlar. Kaç elim niye benim var? Bu kadar pis peki? 8 dakika. Son 8 dakikanız arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. 20 dakika isteyen kimse doğru yapmış. 20 dakika da yetmez. Beni panik ettirdiniz. Bir dakika domates. Sen ne istersin buna? Abi ona ben ne isterim? Acık salça. Oyunu anlamadılar. Ama biz ha anlamıyoruz değil mi? Biz salağız. Abi sen bana sormaman lazım. Tamam da o abi. O senin istasyonun şu an. Hiç geri de gitmeyebilirsin kendi istasyonuna. Bilmiyorum ki bu nasıl başlıyorsan öyle bitirmek zorunda değil misin? Biz bu filmi daha önce izledik arkadaşlar. Bir dakika bu benimki olacaksa... Salça mı koydun? Koymamalı mıydım? Ne bileyim salça koymuşlar oraya, insanın salça koyası geldi. Sen benim menemenime salça mı koydun? Koymamalı mıydım abi? Kimse koyma demedi ki, ne bileyim hayatta ben. Hayatta ne zaman menemenin içine salça gördün? Ben koyuyorum. Neden? Ben de arkadaşlar, koyuyorum. Arkadaşlar bir soldaki... Ya Refika değiştirtme artık bir şeyi. Bir dur, bir dur. Çekerim. Bir sol, bir sol. Hop. 3, 2, 1. Değiştik tarafa mi yine? Aynen. Bir dakika şimdi herkes kendininkine geri geldiği için... Orkun bu arada önünde ne bulursa kesmiş. Sucuk buldu, sucuk kesiyor. Ne yapayım ya? Sucukları tam mı koymalıyım biraz daha... Küçük küçük. Küçük küçük. Refika bu dibi tuttu bunun. Altını kıs. Tezgahında daha domates var, onları da koyabilirsin. Hem ziyan olmasın. Kaç dakikamız biraz var? Biraz sulandırmamız lazım. Altı da 5,5. 5,5 dakika. Arkadaşlar son dakikalarda bir gerginlik yaşanıyor. Arkandayım sıcak. Ne oldu? Ekstradan soğan mı yapıyorsun? Ben onu kimseye vermem ya. buna ne koyacağım? Yumurta. Yumurta time bence artık. Sanki son 4 dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yumurtayı ne kadar erken koyarsanız o kadar iyi. Çünkü yumurtanın fazla pişeni makbuldür. Bilirsiniz eski Osmanlı mutfaklarında da 3-4 saat pişerdi yumurta hep. Ben az pişiriyorum. Bilirsiniz. Orkuncuğum. Hayır. Ben az yanlış pişireceğim. Yapıyorsun. 2-3 tane. 3 ile 6 arası yumurta konuyor. Kaç tane koyayım? Yumurtayı nerede karıştıracağım, çırpacağım? Bunda mı? Bu çok küçük değil mi yumurtayı çırpmak için? Abi, bir tanesini ben alayım mı? Çocuğa çatal da mı yok? Allah. Allah. Lan taştı bu da. Sığmadı ki bu buraya. Bir tık daha büyük kaba ihtiyacım var. Mayday, büyük kap. Ellerim var ya berbat, hayatımda bu kadar pis çalışmamıştım. Allah, Allah küp şekerim nerede benim? Küp şeker koymadım. Ben sevgimi katıyorum içine, sevgim. Yumurta da fena olmayabilir. Yumurta da lazım değil mi? Evet. Tuzunuz, karabiberiniz, yağınız, her şeyiniz tamam mı arkadaşlar? Son 3 dakika. Benim tamam. Ben taşırdım. Kapağın var, kapağını kullanabilirsin. Kapağım. Çekilin. Nasıl açılıyor bu kapak? Kaydırmalıyım, kimse de söylemiyor. Bakıyorlar öyle. Niye söyleyelim kardeşim? Kaçar el menemen yarışması değil bu bir. Bana mı gülüyorsun sen? Niye bana gülüyorsun sen? Evet. Son 2 dakika. Bak panikliyorum. Evet. Gerçekten yalnız lütfen, stres altında yemek yapmak çok zormuş. Gerçekten ya. Lütfen. Hiç bu kadar stres olmamıştım hayatımda. Herkes bir soluna geçsin. Hayır. Evet. Hayatta geçmem. Evet. Bir sol.
Bu böyle mi kalacak? Bitti mi bu? Sen anlamadın. Anlamadım. Neyini anlayacağım? Sen onunla bitiriyorsun. Tamam anladım da bu ne yani? Bu menemen değil şimdi. Kapağını kapat o zaman. Tam menemen değil bu. Nasıl menemen değil o? Kaşarlı menemen işte. Kaşar var burada, salça var. Ben böyle bir şey görmedim daha önce Serhat. İnanılmaz. Baharatın ekle abi. Evet. Herkes bir sağına. Hemen herkes bir sağına tekrar. Geri geri. Aynen aynen aynen. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Kokoreçe geri. Hop. Karıştı mı? Tabağı üstüne kapatmak istersen kapağın yoksa diye verdim. Evet. Son 12 saniyemiz ama galiba Orkun bitirdi. Senin de bitik. Tamam. Emir de tamam. Serhat için bir dakika ekliyorum. Hala bana mı kaldı? Evet. Siz var ya. Ama bitti onların. Ben sizi bulacağım. Yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim. Sen sarısını çırptın sadece. Tabii beyazını pişiriyorsun. Şimdi ben senin yaptığın hataları telafi etmeye çalışıyorum burada. Ben ne yapmış olabilirim? Özetlemem gerekirse. Üç kaşık salça attın içine. Üç kaşık atmadım bir kere. Yarım onu, kaşık salça attım. Onu dengelemek attım. İçin ben sıfırdan başlayıp bir birleştirme işlemi yapmak durumunda kaldım. Ağlıyor bence. Ben başka bir şey demiyorum. Bence ağlıyor şu anda. Ben size yardımcı olacağım şimdi. Sonuçlara bakalım. Evet hazırız. Yani görüntü mörüntü birazcık ondan bahsedeyim mi? Görüntü olarak baktığımızda bu bir menemenden çok. Neye benziyor menemenden çok? Kokoreçe. Kokoreçe. Ama yani tadı olarak kötü değil, yumuşaklığı, dengesi. Soğan hepsinden bir tık daha fazla geliyor çıtırtısı olarak. Birazcık daha ölebilir de. Bir dakika Serhat'ın ki böyle yorumlandıysa yalnız benimkine böyle yorum gelse ben şu an Refika'yı çalkalıyordum yani. Niye? Önce bir yorum yap Refika, sonra bütün ilişkimiz ona göre belli olacak. Jüriyi tehdit edersen ters tepe. Hayır, saçmalama canım, şaka yapıyorum yani ben peyniri yiyeyim. Bu arada gerçekten tadı güzel. Aa. Evet, sucuklar biraz daha fazla pişebilirdi. Onu böyle hani o Millard reaksiyonu biraz gevrekleşse tadını daha ama dengelerdi. Ama ben sucuğumu al dente seviyorum, anlıyor musun? Hayatta başarılar dilerim. Yani böyle orta, az orta sucuk. Ama onun yağının karışması falan filan tabii tadı ister istemez bir işlemden geçmiş bir et olduğu için hepsinin tadını yükseltmiş. Yükselen ondan mi sonracıma... Olamaz böyle bir şey ya. Hepsi birbiriyle iyi dans etmiş. Gerçekten yani hiç bu kadar şeye o ona girdi, o ona girdi. Ona rağmen kötü olmadı. Onu yapmak için onu da bana öğretirsen bir kişi çok derim beceremiyorum. Öğrenirim. Ondan sonra... Seninki de güzel görünüyor ama. Bu daha çok aslında şeye benziyor. Yabancıların şakşuka olarak söylediği Orta Doğu menemeni diyelim. Tip olarak ona daha çok benziyor. Benimki çok iyi arkadaşlar. Kendine güven güzel bir şey. Soğanın karamelize olma oranı çok güzel. Deminkinde hani çiğ hafif böyle gelirle onun böyle şekerlenip güzelleşme hali. Bir daha böyle yiyeceğim. Cinnet geçirir mi? Var mı öyle oyları? Evet, var. Eğer kaybederseniz şu şeyleri, bıçakları uzağa koyalım da. Arkadaşlar toplayalım. Hepsini bir daha tadıyorum. Refika ya ne şey yaptı? Hadi kim kazandı ya? Hayda Refika tatmaya devam ediyor. Gerçekten yakın. Gelmiş. Çekişmeli galiba. Valla. Hayır bunda biraz fazla tatlılık var. Yani bunun kıvamı daha iyi. Aman bu işin bu tarafı zor. Refika akşam kafanı yastığa koyduğunda rahat uyu Refika. O zaman Emir'i seçelim. Wow ben kazandım. Bir dakika Emir'i ikinci seçelim. Ben kazandım arkadaşlar bitti diyorsun, bu oyun. Diyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Değil mi Refika? Seni seçseydim bence beni keseceklerdi o yüzden boş. Ya mı olmaz ki böyle? Olur. Ama korkmuş. Bravo. Korkmuş. Bravo. Masak çıkardılar oğlum daha baksana bunların hepsi gizli şey safa. Derin devlet bunlar. Ama vallahi tebrik hadi. Tebrik ederim ya. Ne olur bir de siz bakın gerçekten. Tamam bir bakalım sen ya. Gerçekten ben de çok merak ettim. Evet gerçekten daha güzel sizinkiler şey yapabilir. Güzel. Bence ama bana da mesela yumurta da çok geldi onda. Bu even değil, eşit değil tam. Üç tane. Benim anneannemin özel tarifi abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Bende de bence benimki, Serhat'ınki, sonra Emir'inki. Yok ben artık de öyle ya. Sıralıyorum yok ya. Artık abi. Serhat'ınki de güzel çünkü. Bakıyorum. Ama benimkindeki bütün olay sucuk. Sucuk bayağı güzel abi. Ben Allah aşkına şuradan beş kişi getirelim, tattıralım. Arada kaldım sana söyledim yalan değil yani. Emir'le benimki arasında bir giden gelen bir şey yaşanıyor. Peki bir dakika. Bir dakika. Son karar mı verdim? Ben çok ağladım netim. Diye olmasın. Çok netim son karar mı verdim? Kesinlikle. Emir diyorum sebebini de söylüyorum. Değiştiğimiz anda aklın biberde kaldı ya. Bence o çok kıymetli bir şey.
kendi biberini oraya verdi. Hani o menemen güzel olsun diye. Bence hani sana dedim ya o... Acıtsın ama böyle çok acıtmasın, ne var? Refika bak, dedin ki sadece tada göre değerlendireceğim dedin. Ağzından çıkan bu videoda en çok geçen sözcük bu. Ama karizmatik tat olarak çocuğun gayet güzel zaten şeysi. Tamam peki, Emir kazansın o zaman. Hayır, ben de kabul etmedim o zaman. Şimdi sen lanet olsun çok, ben kazanırım arkadaşlar. İçine... Oğlum böyle yarışma mı olur ya? Senin şöyle demen lazım. Sen kazandın kardeşim. Aynen, demen lazım. Bizim de falan yapmamız lazım ama böyle. Kıvırarak olmuyor diyorsun. Evet, kıvırarak olmuyor. Teknik olarak da aynen. Tebrik ediyorum. Gel. Alkışlayalım arkadaşımızı. Herkese merhaba. Yaptığımız yarışmanın gecesi bu akşam. Orkun bana dedi ki, yaptığın seçimde gece rahat uyuyabilecek misin? Vicdanın rahat edecek mi diye. İtiraf ediyorum ki vicdanım rahat değil. Çünkü neden? Ben size en lezzetli menemen kazanacak dedim. Emir'inki çok lezzetliydi, çok güzeldi kesinlikle. Fakat tam böyle menemen gibi de değildi. Hani tabağa çıkarılan bir yumurta gibiydi. Ve yani genel geçer herkesin de çok seveceği, diğer öğelerde Orkun'da fazlaydı ama bir taraftan gerçekten hem konuklar hem MasterChef, iki tane MasterChef'in yanında kendi hayatında dördüncü kez menemen yapan biri, tabii biraz reçetelerde yardım almış olabilir öyle, ama böyle bir şey oldum, acaba oldum. Siz ne hissettiniz merak ediyorum. Lütfen siz de aşağı yazarsanız, vicdanım size karşı rahat etmedi. O yüzden bunu çekmek istedim. Orkun'a da vallahi helal olsun, öngörülü çocukmuş, bunu fark etti. Ne ödülüm var bize? Ne vereyim sana? Senin bir adet bu. Teşekkür ederim. Sonunda anneanneciğimin tarifi kazandı. Sonunda kazandı. Sonunda kıymet gördüm hocam. Bir de tipi bana benzeyen eşantiyon, bir... Eşantiyon. Eşantiyon değil lan. Bundan sen bana daha önce vermiştin, ben evde bununla içiyorum. Böyle 40 dakika falan çayı rahat rahat içebiliyorsunuz. Şu an herkes sinirli, herkesin moraller bozuk, herkesin sinirler bozuk. Bir tek Refika mutlu. Yok ya, ben de üzüldüm şimdi sana şey mi oldu? Evet, Emir birinci oldu, ben ikinci oldum. Serhat'ı da sonuncunlukla uğurluyoruz. Ya onun kapı gibi birinciliği var zaten. Evet, kime ya, hiçbir şey ispatlamak zorunda değil çocuk. Serhat var ya, bizim hakkımızda o kadar kötü konuşacak ki her yerde. Bak 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 bak. Refika'ya da sana da söyleyecek. Bu konuştuklarımı yayınlamayacak mısın? Hayır, bunları yayınlayacağım ama sanki hiç böyle ağzından bizle ilgili bir daha güzel bir şey çıkmayacakmış gibi geldi. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, bence çok keyifli hocam. Ben çok eğlendim. Vallahi teşekkür ediyorum sizlere de geldiğiniz için. Sağ ol. Sol baştan sayarak Emir'e abone olabilirsiniz. Bana abone olabilirsiniz. Refika'ya abone olabilirsiniz. Serhat'ın kanalına da koyuyoruz. Hepsini koyuyoruz. Herkese abone olun. Ama bence benim daha güzeldi. Hoşçakalın.